Senin canın hala Zeynep'e mi sıkkın? Kızın da hayatını mahvettim. Saçmalama. Öyle tabii. Kızdaki kör talih. Arabama bindi, dakikasında karakola düştü. Sonra emniyetten abisi topladı. Planlarını berbat ettim. Adım gibi eminim. Sırf Ozan'a zarar vermek için verdin ona o arabayı. Caddeye çıkar çıkmaz karakola düşeceğini ben nereden bileyim? Biliyor musun? Polise yakalandığımız gün güzel bir iş teklifi almıştı. Ne işi? Bir şirketin tanıtım filminde oynayacaktı. Tamam Fatih'ciğim. Sağ ol haber verdiğin için, görüşürüz. Bu sene Fatih'in ajansıyla çalışıyoruz. Aradığımız reklam yüzünü hala bulamamış, ona haber vermek için aradım. Kimin işiymiş peki? Ne işiymiş, anlatmadı mı? Hiç fırsat olmadı ki. Bakın burası benim için çok önemli. Handan Hanım karar verirken lütfen bunu da göz önünde bulundurursa sevinirim. Evet, ileteceğim. Bekliyorum. Emir Kozcuoğlu arıyor. Tamam, tamam burada duralım. Siz bekleyin beni burada. Benim işim çok sürmez. Düşün düşün bir karar veremediniz. Anladık, tok satıcısınız. Ama ben de sıkılabilirim her an. Ne zaman gidiyoruz tapuya? Ben de sizi arayacaktım Emir Bey. Bugün bir talibi daha çıktı evin. Çok doğal. Emir Kozcuoğlu'nun istediği duyuldu. Yok. Bu beyefendi çok ciddi. Kimmiş? Kemal Soydere. Az önce onun teklifini de ilettim Handan Hanım'a. Tekrar arayın Handan Hanım'ı. Emir Bey gelen her teklifi görüyor ve arttırıyor diye. Tapuya gitmek için sizden haber bekliyorum. Emir Bey teklifimizin üzerine çıkıyor. Handan Hanım'a iletmek zorundayım. Kusura bakma. Bekliyorum. Evmiş be kardeşim. Şimdi anladın mı kardeşim? Bu evi neden bu kadar çok istedim? Ev sahiplerini çağırın bana. Bilkan Hanım mı? Önder Bey. Neyse işte o ikisi, evet. Onları çağırır mısınız buraya? Hemen. Evdeler. İsterseniz sizi içeri... Bir adım bile atmayacağım buradan içeri. Onlar gelecekler buraya. Hadi. Peki bir saniye. Leyla deyin. Vildan Hanım, bir misafiriniz var kapıda. Kim? Leyla demiş. Ayağına çarpmakla iyi mi hissettin kendini? Çocuklarınıza mahcup olmayın istedim. Leyla. Hoş geldin. Senin aklına bir şey mi takıldı? Yok. Ama artık benim kalkmam lazım. Atölyeye gideceğim. Tamam, görüşürüz. Aradığınız numaraya şu an ulaşılamıyor.
Olabilir mi böyle bir şey ya? Ne söyleyeceksen söyle. Sonra da çık git kapımdan. 30 yıl önce geleceğimi istedim ben de. Önünde durmadım, verdim gitti. Ama geçmişimi sana vermeyeceğim. Onu alamayacaksın. O gelecek hiçbir zaman senin değildi Leyla. Ama o ev benim de geçmişim. İstemeye de hakkım var, almaya da. Evimi sana vermeyeceğim Vildan. Haberin olsun. Hiç boşuna uğraşma. Bu konuda konuşmaya hiç hakkın yok. Leyla! Bırak beni! Leyla! Bırak, dokunma! Sizden haber bekliyorum. Elbet. En kısa sürede size geri dönüş yapacağım. Teşekkürler. İyi günler. Leyla değil mi? Anlarız şimdi. Alo, merhaba. Nihan Kozcuoğlu ben. Fatih Koçakgil ile görüşecektim. Ha, anladım. Peki ne zaman döner? Anladım. Tamam, teşekkürler. Yok yok, ben kendisine ulaşırım. Sağ olun. Alo. Evet, buyurun benim. Dinliyorum. Tatlım. Leyla. İyi misin? İyiyim. İyiyim, ne oldu? Yok bir şey. Öyle bir arayayım dedim. Ne yapıyorsun? Neredesin diye. Ben dışarıdayım tatlım. Alışverişteyim. Şimdi elim kolum dolu. Ben seni sonra arayayım mı? Tamam, konuşuruz. Tamam. Ne olmuş? Meşgulmüş. Tam konuşamadım. Tabii, seve seve ilgilenirim. Ama yalnız şu sıralar programım biraz yoğun. Ama ben yine de elimden geleni yaparım. Evet, evet biliyorum. Sahilde. Tamam o zaman, bir saat sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Neyse, sorar öğrenirsin. Takma kafanı şimdi. Leyla Hanım'ın antin kuntin işleri ya. Sen öyle diyorsan. Yalnız var ya, o bahçede ne mangol olur be. Yazın bahçede, kışın şöminede düşünsene, atarız balıkları. Kemal! İyi misin? Kemal? Ya görmedim seni, kusura bakma. Yok, önemli değil. Bir şeyin yok değil mi? Yok yok, iyiyim. Böyle birden önüme çıkınca korktum sadece. Sen de bir anda çıktın ama. Hatalı ben mi oldum şimdi? Ay yok, ben ana yoldan geldiğim için senin de bakman gerekiyordu. Ana yoldan gelen sensin ama önüne bile bakmıyorsun, öyle mi? Ya yolu kontrol etmen gerekmiyor mu? Ama burası benim her sabah geçtiğim yol. Ha. Başka kimse geçemez diyorsun yani. Hayır, öyle bir şey demiyorum. Yani buradan genelde kimse geçmez diyorum. Hele sen hiç. Gerçekten.
Lütfen senin burada ne işin var benim evimin kapısının önü falan? Leyla? Leyla mı? Leyla mı gönderdi seni? Hayret. Beni niye aramadı ki? Çünkü burada yaşıyorum. Ya özür dilerim. Ya seni böyle korkuttuğum için. Kemal. Annemle babamla karşılaştınız mı? Yok, karşılaşmadım. Niye? Hiç, öylesine. Ne bitmez kimmiş bu? Bırak artık peşini. Ben hakkım olanı istiyorum. Sen 30 yıl önce hakkın olanından vazgeçtin zaten. Leyla'ya bıraktın evi. Şimdi o yaşıyor orada. Hem nereden icap etti bu kadar sene sonra o evi tekrar istemek? Kıskançlık senin muhakeme duygunu yok etmiş. Sen böyle konuştukça ben ondan daha çok nefret ediyorum. O evi daha çok istiyorum. Yazıklar olsun filan ya. Yazıklar olsun sana. Senin içinde bir gram iyilik kalmamış. Ben nasıl yaşadım bu kadar senedir bunu fark etmeden? 30 sene sonra pişman mı oluyorsun? Artık çok geç. Tamam. O davadan vazgeçeceksin. O kadını rahat bırakacaksın. Asla. O evden vazgeçeceksin. Bir de onun tarafını mı tutuyorsun? İki lafıyla kalbin mi yumuşadı hemen? Asıl taraf tutan sensin. Bu durumu savaşa çeviren sensin. Hayır sensin. Onun kapısına gittiğin gün bu savaşı sen başlattın. 30 sene sonra bu savaşı başlatan sensin. Mutlu musun şimdi? Vildan, o kadını rahat bırakacaksın. Biz hakkımızdan fazlasını aldık zaten. Bırak, biraz huzur verelim. Kimi huzursuz ettik? Yok bir şey, bir tanem. Dernekte yeni bir üye vardı da onunla anlaşamadık. Baban da rahat bırak kadını diyor. Bin kere çaldın oğlum. Yok işte kadın evde. Alışverişteymiş işte. Niye geldik anlamadım ki. Şimdi kapalı veriyor. Kemal. Buraya kadar gelmişken sizin eve de bir uğrasak diyorum ha. Salih. Tarık. Hı? Ufaklar ufaktan kalkalım biz. Tamam. Hüseyin, Hüseyin bir baksan. Bak ne diyeceğim. Bir hafta oldu. Bitmesin mi? Ha? Hüseyin bak bilirim ben seni. Senin geçmiştir sinirin. Arayayım Kemal'i gelsin. Konuşun barışın. Anlaşın. Olur mu? Kemal'in özlememiş ama seni. Çıkıp gelmedi kendi. Hüseyin yapma. Çocuk çekiniyor senden. Sen konuşuyor musun? Babasını da aramayı bilsin önce. Tarık. Geldim baba. Ay bekleyin, bekleyin. Sen nereye hayrola? Baba bir hafta doldu ya, ben de artık... Kimse sana bir hafta demedi Zeynep Hanım. Ceza dedik, ceza. Ama baba bitmedi mi ya, ne olur? Baba,
Vallahi benim o çocukla bir alakam yok. İki gözüm önüme aksın yok. Daha ne kadar diyeceğim? Vallahi de billahi de ben dersimi aldım baba. Eğer senden izinsiz bir şey yaparsam şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Diyelim ki o çocuğu affettik. O ajans ne olacak peki? Zeynep, senin yaptığın şey yenilir yutulur bir şey değildi. Bak, ben ne zaman emin olurum ki dersini aldın, cezan o zaman biter. Hanım hadi. Baba. Hoş geldin oğlum. Hadi gel, geç içeri, gel gel. Taze sofrada duruyor. Fazla kalmayacağım anacığım. İki dakika. Olmaz öyle. Bir şeyler yemen lazım. Tarık! Evi satın aldık sayılır demedin mi sen bana? Mühendis nereden çıktı? Bu Suat Bey olumlu konuşuyordu. Emin sizden daha güçlü bir talibi yoktu efendim ama. Hala benden güçlü bir talip yok Tufan. Kemal Soydere var sadece. Onu da en kısa zamanda devre dışı bırakacağız efendim. Biz bırakmayacağız. Sen bırakacaksın. Ben ondan sonra sahneye çıkacağım. Abi gözünü seveyim. İki laf edip çıkacaksın hemen. Emir Bey iki laf deyip çıkacakmış. Duydun mu? Hayırdır beyler? Bir sorun mu var? Bir sorun yok Kemal Bey. Bana pek öyle gelmedi. Kardeşim, nedir senin sıkıntın? Estağfurullah beyim. Emir Bey'i görecektim. Şantiyede bir sıkıntımız vardı onunla. Sen gel benimle. Şimdi gerçekten sorun kalmadı beyler. Gel bakalım. Otur şöyle. Adın ne senin? İsmail Bey'im. İsmail, güzelmiş. Benim de Kemal ama bana Kemal abi dersin. Bey falan demene gerek yok. Tamam beyim, tamam. Tamam abi. Söyle bakalım ne sıkıntın var senin? Ne konuşacaksın Emir Bey'le? Abi bizim şantiye berbat halde. Güvenlik yok. Canımız pazarda. Korkuyoruz abi başımıza bir iş gelecek diye. Nasıl güvenlik yok? Kozcuoğlu'nun şantiyesinde mi? Evet abi, Kozcuoğlu'nun şantiyesinde. İki ay önce olan kazadan haberiniz var mı? Yok. Babam asansör kuyusuna düştü abi o kazada. İki bacağı da koptu. Geçmiş olsun kardeşim. Geçti geçti ama kalan da kalıyor abi. Ayaklarından oldu baba. Sıra ne zaman bize gelecek diye her gün kalbim ağzımızda. Tak etti canım abi. Çıktım geldim dayanamadım. Emir Bey de insandır dedim. Belki bizi dinler. Vaziyeti anlar dedim. Babamın başına gelenler başkasının başına gelmesin abi. Yardım et bize abi. Çocuklarla çalışmayı çok seviyorum ben. İnsanın bütün kaygılarından uzaklaştırıyorlar. Hele onlara böyle bir şey öğrettiğinizdeki o bakışları, böyle gözleri kocaman kocaman. Sokak çocukları daha da mutluluk veriyor insana, göreceksiniz. Verebileceğiniz en ufak şeye o kadar ihtiyaçları var ki. Peki neden beni tercih ettiniz? Sosyal sorumluluk projelerinde sıkça yer aldığınızı biliyoruz. Duyarlı davranacağınızdan emindik diyelim. O zaman çok teşekkür ederim vaktiniz için. Asıl ben teşekkür ederim. Güzel bir iş olsun. Hoşçakalın.
düşündün efendim? Ben bir tane daha kahve alabilir miyim? Tabii, aynısını alın. Keyif kahvesi olsun bu sefer. Hemen getiriyorum. Evet, yanılmadınız. Nihal Hanım projeyi kabul etti. Çok teşekkür ederim. Sponsor olarak bizden bahsetmezseniz sevinirim. En yakın zamanda bizzat kendim teşekkür etmek istiyorum kendisine. Teşekkürler. Afiyet olsun. Zeynep, mesajımı alır almaz bana ulaşır mısın? Çok önemli bir şey konuşmamız lazım. Suat Bey'le konuştum efendim. Evle alakalı elinden geleni yapacak. Sorun çıkmaz bence. Sence? Sence Soydere kardeşler nasıl Tufan? Ne konuda efendim? İtaat konusunda mesela. Tarık Beyler işe dönecekler mi? Geri dönmeyeceğini iletti. Ailevi bir sebep dedi ama tekrar deneyeceğim. Küçük insanların küçük dertleriyle uğraşacağız yani. Miss Soydere, o ne yapıyor? Evden dışarı adımını atamıyor. Cezası sürüyor yani. Onu kurtarmak boynumuzun borcu oldu artık. Bir genç kızın kahramanı olalım değil mi? Efendim, olmaya başladık bile. Kuş kafesten çıkıyor. Olmaz Fehime Hanım, siz bari yapmayın. İşe okula göndermemek olur mu? Doğru söylüyorsunuz. Öyle öyle Sevim Hanımcığım da ben ne diyeyim şimdi bilemedim ki. Babası işte. Bir çay daha içer misin Zeynep? Çok sağ olun, kalkmam lazım. Siz de babasıyla konuşun. İkna edin lütfen. Yarın Zeynep'i mutlaka stajda görmek istiyorum. Mesleği tabii yapacak. Bizimki sadece böyle birkaç günlük bir şey yani. Size güveniyorum. Hiç yorulmayın lütfen. Gene bekleriz. Hocam ya, vallahi çok sağ olun. Buraya kadar da zahmet ettiniz benim için. Güle güle hocam. Ayaklarınıza sağlık. Yarın görüşürüz Zeynep'ciğim. Görüşürüz. Ay, inşallah. Alo Tufan Bey. Efendim Sevim Hanım. Şimdi Zeynep'in ailesiyle görüştüm. İkna edebildiniz mi bari? Evet evet, çok şükür sayenizde kızcağızın cezası bitti. Sevaba girdi. Minik kuş kafesten çıkıyor. Teşekkür ederim, sağ olun. Söyledim herife, orada ah çaylar da geldi. Ver bakalım. Afiyet olsun abi. Nerede benim kahve? Orada kasap dükkanı olmaz dedim. Üç ayda batar dedim. Ne oldu? Üç ayda battı. İşte ticaretten anladıkları bu. Kasap dükkanı açılacak yer mi orası yani? Pardon kardeşim, biliyorum. Buyurun Emir Bey. Hayırdır Tarık? İşi bırakmışsın, yeni haberim oldu. Ya öyle lazım geldi diyelim. Ben Tufan Bey'e söyledim mazeretimi ama. Söyledi Tufan, evet. Ne dediyse ikna edememiş seni. Yok yok, onun bir suçu yok. O elinden geleni yaptı sağ olsun. Hemen şirkete gel konuşalım. Ben memnunum senden. Şimdi yeni berber aratma bana. Sen de üçüncü kişiler yüzünden ekmeğinden olma. Değil mi? Siz değer vermişsiniz, aramışsınız. Geleceğim. Sağ olun. Oğlum, müşteri kaldı koltukta. Hala laklak ediyorsun, yürü. Geliyorum baba ya, geliyorum. Yemin ediyorum Eloğlu kıymetimizi daha çok biliyor.
Laf anlatabilirsin Hüseyin. Canınız sıkılmadı inşallah. Mühendisle toplantı kaçta? Bir saat sonra efendim. Ne güzel tesadüf olacak böyle. İsmail. Şimdi bu benim alanım değil. Biz burada Emir Bey'le başka ortak bir proje yürütüyoruz. Ama senin için elinden ne geliyorsa yapacağım. Eğer elinden gelmeyecekse öyle deme abi. Yarın bir gün işin çok olur. Ne bileyim ilgilenemezsin. İsmail, ben senin yanındayım, merak etme. İyi o zaman abi, görüşürüz. Emir Bey içeride mi? Evet. Erkencisiniz bugün. Daha toplantı saatimize vardı. Acilen konuşmamız lazım. Ne acaba? Hayatımda göz diktiğiniz o kadar çok şey var ki. Tek seferde tahmin edemiyorum. Eğer ki göz dikseydim, hala sizin kalabilirler miydi? Bugün Kozcu Rezidans'tan bir tane işçiyle konuştum. Bir yetkiliyle görüşmek istiyor ama kapıdan bile içeri almıyorlar. Şantiyede işçilerin hayatını tehdit eden ihmaller varmış. Daha önce de kazalar yaşanmış. Ama koşullarda hiçbir iyileştirme yapılmıyor. Sıkıntıların günden gün arttığını söylüyorlar. Bundan size ne? Nasıl bana ne? Sırf beni ilgilendirmiyor diye işçilerin dertlerine gözümü kulağımı kapatamam. Cennetliksiniz. Eğer ki şartlarda bir değişme olmazsa kazalar devam eder. İnsanların hayatıyla oynamayın. Benim şantiyelerimde her şey kuralına uygun. İşçi dediğin abartır, hep fazlasını ister. Söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa toplantıda görüşürüz. Selam. Hayırdır, ne bu bahar temizliği modu? Milano nasıldı? Güzel. Kafanı derleyip toparlayabildin mi, onu soruyorum. Nihan ne olur gel otur şöyle, başım döndü vallahi, yoruldum ya. Kızım bak bozulacağım artık vallahi ya. Ne bu ketumluk? Yok mu havadis falan? Buraya gelmeden önce bir sosyal sorumluluk projesini kabul ettim. İyi, güzel. Onu sonra konuşuruz zaten. Ya sen bana biraz aşktan, tutkudan, ihtirastan bahsetsene ya. Deli. Kemal'i kafandan çıkarmak için gittin değil mi oraya? Uzaklaşmak istedin. Ama işe yaramadı. Hala aklında. Ne? Hadi söyle artık. Aslında düşündüğün gibi bir şey değil. Nasıl bir şey? Emir bizi... Yani Kemal'le beni biliyor mu diye düşünüyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Önder Bey burada mı? Peki tamam. Gelince haber verirsiniz. Aradığınız numaraya şu an ulaşılamıyor. Neredesin Leyla ya? Neredesin? Ben onları 30 yıl önce çıkardım hayatımda. 30 sene önce kazıdım, yok saydım. Benim için kolay mıydı? Yıllarca başımı yastığa her koyduğumda gözlerimi kapatmaya korktum.
Buraya koştum anne. Biliyorsunuz size sığındım. Kardeşimin ihanetiyle savaşa savaşa ayakta kaldım. Hala niye benimle uğraşıyor anne? 30 senedir sesimi duymadı, yüzümü görmedi. Yine de öfkesini dindiremedi. Şimdi bana kalan tek şeyi istiyor. Tek şey. Evimi istiyor anne. Veremem ki. Bu ev benim çocukluğum. Gençliğim. Anne. Sensin o ev anne. Babam. Benim geçmişim orası. Nasıl veririm? Vildan elinin tersiyle itti o geçmişi zamanında. Şimdi alamaz anne. Artık olmaz. Olmaz. Ölürüm de vermem. Eğer Emir gerçekten Zeynep'e iş teklifinde bulunduysa ben bunu Fatih'ten öğrenebilirim. Ya sana söyler mi sanıyorsun Nihan? Üstüne bir de Emir'e haber uçurur ya. Deli misin sen? Bence iyi ki ulaşamadın bugün Nihan ona. Kemal'e sorsan. Ya sonuçta ortak geçmişiniz. Hayır hayır olmaz. Daha ben emin değilim. Kemal'e nasıl sorayım? Of. Belki de sadece benim paranoyam. Anladın mı? Yani Emir'in bizi öğrenmesi, bu yüzden kardeşlerimizi kullanması, ne bileyim işte onların başına çorap örmesi falan. Bilmiyorum yani. Şuraya bak ya. 2 dakikada komple teorisi ürettim. Çok mu saçmaladım? Nihan bir şey diyeceğim. Ya bak onu bunu boş ver. Umut varsa, küçücük bir umut bile varsa boşan güzelim ya. Sen düpedüz başka bir adama aşıksın. Riske atılacak bir şey yok ortada. Emir'le benim ilişkim yorgun bir ilişki. Kemal de tam o araya denk geldi. Önceden Kemal yoktu, şimdi de yokmuş gibi farz edeceğim. Kendini kandıracaksın yani. Mecburum. Nihan yapma ya. Ya eğer Emir'e aşık değilsen ne mecbur edebilir ki seni bu evliliğe? Yasemin. Emir'le evliliğimde aşktan daha büyük bağlar var. Kemal'den uzak duracağım. Eğer onu görmezsem karışmam diye düşünüyorum. Elimde kalanlarla ayakta durabilmenin tek yolu bu. Kemal yokmuş gibi yaşayacağım. Thank you.
Bu kadar yakınmışsın yani. Anne ya. Ozan. Senin burada. Seni görmeye geldim. İyi halt ettin. Merak ettim. Evi nereden buldun? My sweetie. Merak edilecek bir şey yok Ozan. Başıma dert açtın ya işte o kadar. Seni sadece mutlu etmek istedim Zeynep. Evet Ozan. Çok mutlu ettin beni. Bir haftadır dışarı çıkarmıyorlar beni. Şimdi burada biri görecek olursa yemin ediyorum evden dışarı salmazlar beni. Hadi git ne olur. Zeynep. Kemal'le Nihan'ı bildiğin halde neden benimle görüşmek istedin? Öyleyse patlamaya hazır bir bomba gibi takılmışız biz seninle. Ozan hadi ne olur git yalvarıyorum git. Telefonuma el koydular. Alır almaz arayacağım seni. Söz veriyorum tamam mı? Ara ama. Tamam. Arayacağım hadi. Ne oluyor lan burada? Siz kimsiniz ya? Ecelinim oğlum, ecelin. Ne işin var lan senin burada? Uzak duracaksın bu kızdan. Yoksa oyarım seni, oyarım. Ne oluyor size ya? Lan ne oldu? İlini koparırım senin lan. Tamam. Lan! Bu sosyete giriyor lan. Sizin kararınızı bekliyoruz bu durumda. Bence bütün sunumlar çok hoştu. Termik santral yapıyoruz. Danışman şirket önemli. O yüzden acele etmek istemiyorum. Biraz düşüneceğim. Ama yine de buraya gelenler en iyiler arasından seçilmişti. Tebrikler. Kulaklarıma inanamıyorum. İlk defa bir ders almadan tamamlıyoruz toplantıyı. Hatta övgü bile aldım. Bakın çocuklar. Siz aslında çok iyi anlaşacaksınız. Bunu hissediyorum. Yok, bunu anlaşma demeyelim. Belirli sınırlar içinde kaldığımızda sorun olmaz diyelim. Ne güzel dediniz. Galip Bey. Bugün şahit olduğum bir meseleyle ilgili sizinle de konuşacaktım. Hiç vazgeçmeyeceksiniz. Konu insan hayatı olunca evet. Mesele nedir?
Kemal Bey evham yapmış. Ben de kendisine inşaatlarımızda bir güvenlik açığı olmadığını anlattım. Endişe etmeyin. Ben her gün teftiş ettiriyorum. Teftiş ettirmeyin. Teftiş edin. Siz kendi işinize bakın. O kadar.